Merhaba arkadaşlar, Bilge Evim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bu Rüzgar Gülü lifimizin orta kısmının nasıl başlandığını göstermek istiyorum. Çok fazla soran arkadaşlarımız olmuş, kaydırma işlemini nasıl yapıyorsunuz diye. Ben de bugün size böyle bir video çekmek istedim. Arkadaşlar, bu daha bitmemiş bir lifimiz. Şu şekilde çiçekleri oluyor. Tamamen çiçeklerle doldurduktan sonra sizinle yine paylaşacağım. Orta kısmına gelince orta kısmı 7 zincirle başlıyor arkadaşlar. 6 fıstıkla devam ediyor. İsterseniz lifimizin yapılışına geçelim. Kızlar, burada beyaz ipimi aldım. 2 numaralı tığımı da aldım. Ben 2 numarayı daha uygun görüyorum. Bilmiyorum, benim elimin daha yatkınlığından herhalde. Ne yapıyoruz? İpimizin ucundan tutup İlk lif başlayanlar için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 adet zincir çektik. Hemen birinci zincir değil, yanındaki zincirimize batıyoruz. 1, 2. 2 zincir çektim, ipimi uzattım kızlar. Buraya 4 tane dolduruyorum. 1, 1, 2, 3. Şöyle 4. Şuradan tutuyoruz. İpimiz içerisinden geçiriyoruz. Buraya bir fıstık oluşturuyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Tekrar bir dolayıp 1, 2, 3, 4. 4 tane dolamamızı yaptıktan sonra, pardon kızlar. 1, 2, 3, 4. 4 tane dolamamızı yaptık. İkinci fıstığımızı da oluşturduk. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Üçüncü fıstığımızı da oluşturduk. 1, 2. Bir tane doladım. Buraya fıstık dolduruyoruz. Bir, iki. İki zincir çektim, bir doladım. Bir, iki, üç, dört. Kızlar, ben dört seferde dolduruyorum. Siz isterseniz üç yapabilirsiniz. Üç ideal ama ben böyle yumuşak bir lifimin olmasını istediğim için buraya dört adet dolduruyorum. Siz istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Dediğim gibi üç adet. Ben 4 kez batıp çıkıyorum. 3, 4. İpimi şu kenardan tutuyorum. Yukarı doğru çekiyorum. 1, 2. Kaç tane fıstığımız oldu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet. Yok, 6. 2, 4, 6. Evet, 6 adet fıstığımızı yaptık. Hemen buradaki fıstığımızın tepesine batıyoruz. Orta kısım oluştu bile kızlar. Bakın. Şimdi ne yapıyoruz? Fıstığımızın tepesine bir fıstık yapmak için uzatıyoruz. Bir dola. 4. Burada tepesine bir fıstık yaptık arkadaşlar. Buraya bir zincir çekip bunun tepesine de bir adet fıstık yapıyoruz. Sonra bunu buradan sabitlemeden önce burada batıp dip kısmına bir adet daha, şuradaki deliğe bir adet daha fıstık yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Bunun ikisini bir topluyoruz arkadaşlar. 1, 2, 2 zincir çektim, bir doladım. Buradaki fıstığımın en baş kısmına tığımla battım. Çektim. 2, 3, 4.
Tekrar bir zincir çektim. Buranın tepesine bir adet fıstık daha oluşturacağız kızlar. Bu orta göbeğin nasıl yapıldığını çok fazla sorduğunuz için yapma gereği duydum. 1, 2, 3, 4. Kızlar soru ve görüşleriniz için alt kısma yorum yapabilirsiniz. İlk kez kanalıma geldiyseniz abone olmayı unutmayın. Alt kısma Facebook gruplarımızın linkini bırakacağım. Oradan Facebook gruplarımıza katılabilirsiniz. Tekrar iki zincir çektim, bir doladım. Buradaki fıstığımızın tepesine geldik. Aynı işlemi tekrarlayarak devam ediyoruz. Bir zincir, bunun tepesine de 3, 4 fıstık yapıyoruz. Tekrar dip kısmına batarak bir fıstık daha oluşturuyoruz. Bu iki fıstığımızı birlikte çekiyoruz. Böyle üçgen olacak kızlar. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Evet, burada ekleme kısmına geldik. İki zincir çekiyoruz. Bir, iki. Hemen ilk fıstığımızın tepesine, şuradaki fıstığımızın tepesine batıyoruz. İpimizi uzattık. Buraya bir tane fıstık yapıyoruz. Buraya fıstık yaptık. Bir adet zincir çektik. Hemen bu fıstığın tepesine de bir adet fıstık yapıyoruz. 3, 4. Ne yapıyoruz? Dibine batıyoruz. 1, 2, 3, 4. Hemen karşısına. Buradaki karşı kısma geliyoruz. 1, 2, 3, 4. Bunun üçünü bir alıyoruz arkadaşlar. Burada böyle bir üçlü fıstığımız oluyor. Bir zincir çekiyoruz. Artırma yapacağız. Doluyorum. Hemen dip kısmına batıp burada ikili bir fıstık oluşturuyorum. İkisini bir topluyorum. İki zincir çekip karşı kısma geçiyorum. Bir zincir çektim. Hemen tepesine bir adet fıstık daha yapıyorum. Ne yapıyorum? Alt kısma giriyorum. Hemen dip kısmına da bir adet fıstık yaptıktan sonra ileriki kısma giriyorum. Oraya da bir adet fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topluyorum. Bir adet zincir çekiyorum. İkili fıstık oluşturmaya başlıyorum. İkili fıstığımızı oluşturduk. Diğer kısma geçelim. Buraya yine bir fıstık oluşturuyoruz. Bir zincir çektim. Hemen dip kısmına battım. Şimdi ileriki kısmına batıyorum. Üçünü birlikte topluyorum. Bir zincir çekiyorum.
Buraya ikili fıstık yapıyoruz. Taban kısmına da bir adet fıstık batıyorum. Üçünü birlikte topluyorum. Ben şimdi videoyu durdurayım. Şu kısma gelince tekrar birleştirme nasıl yapılıyor onu göstereyim size. Evet arkadaşlar, orta kısmımızı tamamladık. Şöyle. Bir, iki. İki tane zincir çektik. Dolamadan hemen şu ilk fıstığımızın tepesine batıyoruz. Evet arkadaşlar, lifimizin orta kısmı böyle. Umarım anlatabilmişimdir. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Şu şekilde kızlar. Hepinize kolay gelsin. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.